Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Yeni konumuza başlıyoruz. Bugünkü dersimiz bilimsel araştırma süreçleri ve bilim etiği olacak. Bilimsel çalışmalarda etik kuralları neler? Bu etik kurallarına uymazsak ne gibi sonuçlar meydana gelir? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki takvimimizi de gösteriyorum. Bugünkü dersimizi bitirdikten sonra ayın 17'sinde canlıların ortak özelliklerini sizlere anlatacağım. Tek bir videoda canlıların sahip olduğu özelliklerin tamamına birden çalışmış olacağız. 21-28 Ekim haftası bizim için önemli birinci dönem yazılarımıza hazırlanacağız. Sadece biyoloji değil matematik, fizik, kimya, coğrafya, edebiyat yazılıları, Türkçe yazılıları da karşınızda olacak gençler yazılıdan önce yazılı kampını kaçırmayın diyeyim. Sonra dinamo plaslarımız da hazır hemen şöyle bir çevirerek göstereyim. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya dersleri de tabii ki mevcut. Ben sayısal seti yanıma aldım. Dersimizi bitirdikten sonra açıyorsunuz biyolojik kısmını bilimsel araştırma süreçleriyle bilim etiyle ilgili testleri açık uçlu sarıları mutlaka çözüyorsunuz gençler. Hazırsanız yasların arkanıza ders başlıyor. Şimdi öncelikli olarak bilimsel çalışmalar nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir bunlara bir bakalım gençler. Bilimsel çalışmalarda belli bir sıra izlenmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Hatta bunun sadece biyoloji dersi için değil tüm branşlarda kimya ile ilgili bir çalışma yapıyorsan, matematikle ilgili bir çalışma yapıyorsan, ziraatle ilgili bir çalışma yapıyorsan da bir bilimsel sırayı takip etmen gerekiyor. Bu takip etmemiz gereken sıra nedir? Bugünkü dersimizde öğrenmiş olacağız. Yaparken dikkat etmemiz gereken kurallar var diyeyim en başta. Hemen kazanımlarımızı da söylüyorum, öğrenme çıktılarımızı veriyorum. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme bugünkü dersimizin konusu. Aynı şekilde bilimsel süreçlerde bilimin doğasının özelliklerinin incelenmesi gerekiyor. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğası ile ilgili elde ettiği bilgileri bağlamdan kopmadan dönüştürebilmesi lazım bu çalışmayı yapan kişilerin. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasıyla ilgili elde ettiği bilgilerin anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade eder denmiş. Bu kazanımda da demek isteniyor ki kendi ifadelerinizle, kendi cümlelerinizle bilimsel çalışmalardaki basamakları ifade ediyor olmanız gerekiyor. Hemen devam ediyorum çıktılara. Tabii ki bugünkü konumuzda bilim etiğine uygunluktan da bahsedeceğiz. Bunu tespit edebilmek için kullanacağımız araçları, bilgileri anlatacağız. Uygunlukla ilgili bilgiler nasıl doğrulanır? Bunlardan da bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız. Anahtar kelimelerimiz neler? Bilgi toplamadan bahsedeceğiz, sorgulamadan bahsedeceğiz, çıkarım yapmadan, yorumlamadan bahsedeceğiz bilim insanları tabii ki meraklı olmalı, gerçeği aramalı, açık fikirli olmalı. Merak ettiği soruları mutlaka sorabilmeli ve özgün düşünme özelliğine de sahip olmalı. Gelelim dersimize. Dersimizin en başında yapılan iki tane bilimsel çalışmadan bahsedeceğiz. Bilim insanları çok uzun yıllar boyunca çalışmalar yapmışlar. Canlılığın nasıl var olduğunu öğrenmeye çalışmışlar. Canlıların önceleri cansız maddelerden var olduğuna inanıyorlarmış. Mesela kirli gömlekle buğday taneleri bir yerde duruyormuş. Farelerin orada oluştuğunu görmüşler. Demişler ki kirli gömlek ve buğday tanelerinden fareler meydana geliyor ya da bataklıktaki o çamurumsu kısımlardan fare şey kurbağaların çıktığını görmüşler çamurdan kurbağalar oluyor. Yani cansız maddelerden canlılar oluyor diye bir görüş ortaya atmışlar. Uzun yıllarca bu görüşe inanmışlar gençler. Ama daha sonraki yıllarda Redi ve Pastör'ün yaptığı çalışmalar var. Redi ve Pastör'ün yaptığı çalışmalar cansızların canlıları meydana getiremeyeceğini ispat ediyor. Günümüz bilgisiyle de tabii ki canlıların canlılardan meydana geldiğini biliyoruz gençler. Biz bugün bu Redi'nin ve Pasteur'ün yaptığı çalışmalara bakacağız. Şimdi Redi'nin deney düzeneği nasıl bir düzenek hemen bahsediyorum. Redi diyor ki 3 tane kavanoz alırım cam kap alırım. Cansızlardan canlılar meydana geliyor diyorsunuz ama kokmuş etten sinekler kurtçuklar oluşuyor diyorsunuz ama ben kurduğum deney düzenekleriyle sizi yalanlarım diyor. Ne yapıyor? Önce bir tane kavanozun ağzını açık bırakıyor, içine et koyuyor. Bir tane kavanozun üstünü tülle kapatıyor, eti koyuyor, bir tanesine de kapak takıyor, eti koyuyor. Üç deney düzeneğini de eşit koşullarda bıraktığı zaman üstü açık olanın üstünde kurtçukların, sinek lavralarının oluştuğunu görüyor. Normal şartlarda bunu bilmeyenler ne diyordu? Etlerden kurtçuklar, solucanlar meydana gelir diyordu. Tül koyduğu kısma baktığımız zaman da tülün üstünde kurtçukların meydana geldiğini, sineklerin oluştuğunu, kavanozun içinde bir şey oluşmadığını görüyor. Kavanozun ağzını kapattığı zaman ise kurtçuğa sineğe hiç rastlamıyor. Diyor ki ''Etten sinekler oluşmaz. Sen etin üstüne açık bırakıyorsun. Sen gözünle göremiyorsun ama bu sinekler yumurtalarını getiriyor, bu etin üstüne koyuyor. Aslında etten sinek oluşmuyor.'' Sinek yumurtaları burada bulunduğu için sinekler burada oluşuyor. Yaptığı deney düzeniyle de bunu ispat etmiş oluyor. Yani cansız maddelerden canlılar oluşamaz gençler. Canlılar mutlaka var olan bir önceki canlıdan köken alır. Bu deneyin üstüne Pasteur'de bir çalışma yapıyor. Şöyle bir çalışma gerçekleştiriyor. Önce et suyunu koyuyor, sonra bu et suyunu yüksek ısıyla kaynatıyor. Kaynattığı zaman aslında ne yaptı? Sterilize etti. Ama et suyunu koyduğu kabın balonjojenin de böyle U boyunlu olduğunu, Q boyunlu olduğunu düşünün. Bir süre bekliyor. Beklediği zaman et suyunda herhangi bir mikroorganizmanın gelişmediğini gözlemliyor. Sonra gidiyor yine et suyunu ısıtıyor. Yani burayla aynı deney düzeneğini yapıyor. Bu ku boyunlu balon jojenin boynunu kırıyor. Boynunu kırdığı zaman bir süre beklediğinde mikroorganizmaların geliştiğini görüyor. Diyor ki et suyundan mikroorganizmalar olmaz. Ben ku boyunlu balon joje koyduğum zaman mikroorganizmalar içeriye giremedi. Et suyunda çoğalmadı. Ama ben bunun ucunu kırdığım zaman içine mikroorganizmalar hava yoluyla taşınabildi. Çoğaldı cansızlardan canlılar olmuyor. Canlılar canlılardan meydana geliyor. Redi'nin 1600'lerde, Pasteur'ün 1800'lerde yaptığı deneyler kendiliğinden oluşumun aslında doğru olmadığını, canlıların canlılardan meydana geldiğini kanıtlamış oluyor. Yani bunlar bizim için kontrollü deney düzeneğidir gençler. Biz bilim ve bilimin doğası dediğimiz zamanda öncelikli olarak bilim kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Evrendeki olaylara ve evrenle ilgili merak edilen sorulara yanıt arama süreci ve bu süreçteki sistematik bilgi edinme, elde edilen bilgileri güvenilir ve geçerli olarak açıklayabilmeye bilim ismi veriliyor. Yani insan meraklı bir varlık, evrende pek çok soruya merak e, merak edip cevap arıyor. Bunu sistemli bir şekilde yaptığı zaman, güvenilir, gerçek bir şekilde yaptığı zaman da bilim ismi veriliyor. Bilimin doğası ne demek? Bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını, bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini, değerlendirildiğini Bilimsel bilginin toplumda nasıl kullanıldığını açıklayan kavramada bilimin doğası ismi veriliyor. Bilimsel çalışmaların çeşitli özellikleri var. Mesela bilimsel çalışmalar yapıldığı toplumdan tabii ki etkilenir gençler ama etki altında da kalmamak gerekiyor. Üstüne konuşmak istediğim bazı durumlar da var. Bilimin doğasının anlaşılabilmesi için tabii ki bizim göz önünde bulundurmamız gereken bazı özellikler olacak. Aslında bunlar bilimsel bilginin özellikleridir. Bizim günümüzde teknolojimizin geldiği bir nokta var. Bu noktaya kadar olan bilgimiz var. Belli bir görüşümüz, düşüncemiz, bilimimiz var. Ama bilimsel çalışmalar devam ediyor, teknoloji gelişmeye devam ediyor. Günümüzde inandığımız bir şeye gelecekte hayır diyebiliriz. Yani bilimsel bilgi zaman içerisinde değişebilir gençler. Mesela diyoruz ki falanca olayı gerçekleşmesi için şuna ihtiyaç var diyoruz. Günümüzdeki teknoloji buna imkan veriyor. Ama zaman gelişti, mercekler ilerletildi, mikroskopların daha 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 iyileri geliştirildi. Dediklerimiz ge değişebilir zaman içerisinde. Bilimsel bilginin sosyal ve kültürel bir yapısı var. Tabii ki bilimsel bilginin oluşturulduğu toplumun kültürel yapısı, sosyal yapısı bu bilimsel bilgiyi etkileyebiliyor. Bilimsel bilginin özgünlüğü söz konusudur gençler. Yani kişiye özel, kişinin düşündüğü bir duruma göre bu bilimsel bilgi ortaya çıkar. Onun merak duygusuna bağlıdır. Bilimsel bilgi öznellik özelliğine de sahiptir. Teoriler ve kanunların birbirinden farklı yapıları vardır. Teoriler zamanla kanunlara dönüşmez. Teoriler bir olayın neden gerçekleştiğini kanunlar ise nasıl gerçekleştiğini söyler. Yani aralarında hiyerarşik bir ilişki yok. Bilimsel bilginin gözlemlere ve çıkarımlara dayalı olması gerekiyor. Bilimsel bilgide de yöntem algısı önemlidir gençler. Hemen bununla ilgili bir soru çözelim. Bilimin doğasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bilimsel bilgiler mutlak ve değişmezdir demiş değişmez diyebilir miyiz? Hayır. Bilimsel bilgiler güvenilirdir ama zamanla değişime açıktır. Mesela bir bilim insanı hücre zarını inceliyor. Diyor ki hücre zarı ile ilgili bence şöyle bir durum söz konusu. Yağlar var diyor. Yağların arasında proteinler var diyor. Böyle böyle dizilimler meydana gelince hücre zarının şekli oluşuyor diyor. O günkü teknoloji, o günkü bilimsel şartlara göre bu model doğru olarak kabul ediliyor. Daha sonra yıllar geçiyor. Bir tane bilim insanı diyor ki: "Ya sen bu modeli ortaya attın ama biz bilmem ne boyama tekniğiyle boyadık. Biz bilmem ne mikroskobuyla baktık. Aslında senin dediğin model doğru değil. Aslında lipitlerin arasında proteinler yatay şekilde değil de dikey şekilde konumlanıyor." deyip kendi modelini ortaya atıyor. Bilim camiası bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Son ortaya atılan modelin daha doğru olduğuna inanılınırsa model değişiyor gençler. Tabii ki mutlak ve değişmezdir diyemeyiz. Kalanlara bakıyorum. Bilimsel bilgi tabii ki toplumların kültürel ve sosyal özelliklerinden etkilenecek. Bilimsel teoriler ve kanunlar arasında hiyerarşik bir ilişki yok. Teoriler zamanla kanuna dönüşmez bilimsel bilgi, gözlemler ve çıkarımlar yoluyla elde edilir. Farklı bilim dallarında farklı bilimsel yöntemler uygulanabilir. Yani biyoloji ile ilgili bir çalışma yaparken ana basamaklar belli ama farklı bir yöntem kullanırken fizikle ilgili bir çalışma yaparken ana basamaklar belli farklı bir yöntem kullanabilirsin. Bilimsel yöntem basamaklarına da bakacak olursak bir kere ben bir problemi çözmek istediğim zaman aklımda merak ettiğim bir problem oluştuğu zaman öncelikli olarak ne yapmam lazım? Gözlemler yapmam lazım. Gözlemlerimi yaptıktan sonra problemi veya durumu belirleyeceğim. Problemi veya durumu belirledim. Aklımda bir tane problem var. Mesela kanser hastalığı olsun. Kanser hastalarıyla ilgili veriler toplamam gerekiyor. Verilerimi topladım. Kanser hastalarına baktım. Hücrelerindeki değişimleri gözlemledim. Vücut sıcaklıklarını ölçtüm. Beslenme periyotlarında değişim var mı? Herhangi bir şekilde veriler topladım. Verileri topladıktan sonra hipotez oluşturacağım. Hipotez dediğimiz şey probleme ait geçici çözüm yoludur. Genellikle kısa cümlelerdir. Mesela dedim ki yaptığım verilere de bakarak Kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır. Sonra benim hipotezime dayalı bir tahminde bulunmam gerekiyor. Tahmin dediğimiz cümleler de eğer'le başlar, ise'yle devam eder, dır'la biter. Eğer kanserin sebebi hücre zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır diye bir görüş ortaya attım. Sonra ne yapacağım? Bu tahminde bulundum ya. Tahminime dayalı kontrollü deneyler tasarlayacağım. Mesela diyelim ki kanser hastalarını 3 gruba ayıracağım veya 2 gruba ayıracağım. Bir tanesine hiç ilaç vermeyeceğim. Gözlemleyeceğim vücudunda ne gibi değişimler söz konusu oluyor. Bir gruba da keşke elimizde olsa hücre zarını tedavi edecek bir ilaç vereceğim. Baktım İlaç verdiklerim iyileşti, ilaç vermediklerim hastalığı aynı seyirde devam ediyor. O zaman benim ortaya attığım hipotez doğru. Sonuçlarım hipotezi destekliyorsa ben bunu gideceğim makalelerde yazacağım, konferanslarda anlatacağım. Benim hipotezim gerçek halini alacak gençler. Ama ne de olabilir? Sonuçlar hipotezimi desteklemiyor olur. Eğer hipotezime hayır derse yeni hipotez oluşturulacak. Yani tekrardan problemi tespit etmeme, gözlem yapmama, veri toplamama gerek yok. Hipotezimi değiştireceğim. İlk hipotezim neydi? Kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır demiştim. Atıyorum. Kanserin sebebi protein sentez mekanizmasının bozulmasıdır diyeceğim. Bu sefer o mekanizmayı çözmekle ilgili ilaçlar oluşturmaya, insanlara vermeye çalışacağım. Yani hipotezimi kaldığı yerden çalışmalarıma devam edeceğim. Bunları biraz açalım. Gözlem yapma dediğimiz zaman belki okuldaki hocalarınız vermiştir. İki çeşit gözlemimiz var. Bir tanesi nicel gözlem, diğeri ise nitel gözlemdir. Nitel gözlem duyu organları kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Mesela bir sıvıya baktım. Sıvının rengi mavidir dedim. Veya hava sıcaktır dedim. Sana bana ona buna göre değişen gözlemlere nitel gözlemler ismini veriyoruz. Ölçme aletleri kullanarak yaptığımız gözlemlere ise nicel gözlemler diyoruz. Nicel gözlemler tabii ki sana bana ona buna göre değişmez gençler. Mesela hava sıcak dediğim zaman sen bana diyebilirsin ki ya hocam nesi sıcak bugün aslında hava insanı üşütüyor soğuk diyebilirsin. Havanın sıcaklığı sana bana göre değişir. Ama hava bugün 16 santigrat derece dersem sana da 16 bana da 16. İkisini kendi içinde kıyaslarsak nicel gözlemler tabii ki daha net veriler elde edilmesine sağlar. Gözlem bilimsel bir araştırmanın tabii ki ilk aşaması duyu organları veya bazı araç gereçler kullanılarak yapılabiliniyor. Bu araç gereçler veya duyu organları kullanılarak bilgi toplanılmasından bahsediyoruz. Hipotezlerin geliştirilmesine, deneylerin oluşturulmasına, sonuçların yorumlanmasına tabii ki gözlemler yardımcı olacak. Problemi veya durumu belirleme dediğimiz zamanda karşılaşılan durumla veya problemle ilgili neden ve nasıl gibi sorular sorulur. Neden kanser oluyorlar? Nasıl bir problem var gibi düşüneceksiniz. Sonra bununla ilgili veri toplanacak. Veri toplanması süreci araştırmanın doğruluğu ve güvenilirliğini gösterecek. Bir probleme sunulan çözümün bilimsel bir anlamının olması için çok sayıda veriye dayandırılması da tabii ki gerekecek. Ben kanser hastası bilmem kaç kişiyle çalıştım yaptığım çalışma sonucunda bu çalıştığım bilmem kaç kişinin şu kadarında şöyle bir değişim gözlemledim. Bu kadarında hücreleri şöyle saydım gibi verim ne kadar çok olursa o kadar doğru bir hipotez oluşturabilirim gençler. Verilerimi de topladıktan sonra hangi basamağa geçiş yapacakmışım? Hipotez oluşturma basamağına. Hipoteze de baktığımızda belirli bir durumun ya da olayın nedeninin, bağlantısının veya sonucunun açıklanması için sunulan önermeden bahsediyoruz. Tabii ki iyi bir hipotezin bazı özellikleri olması lazım. Ben bir hipotez attım ortaya. Ne tahminde bulunabiliyorsun arkasından, ne kontrollü deney tasarlayabiliyorsun, ne işime yarayacak benim o hipotez. Tabii ki hipotezler test edilebilir. Doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir. E, görüşler olmalı. Dediğim gibi hipotezler genellikle kısa cümlelerdir. E, kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır. Ben bir hipotezi ortaya attım. Sonra bununla ilgili tahminde bulunacağım. Akıl yürütme yoluyla çıkarılan sonuçta diyebiliriz. Bu süreç bilimsel bilginin gelişmesine ve doğrulanabilir sonuçların elde edilmesine katkıda bulunacak. Deney tasarlama veya kontrollü deney yapma dediğimiz zaman da şöyle bir durum söz konusu olacak. Birazdan örnek üstünden de anlatacağım ama tanımsal olarak da vereyim. Mesela ben bir deney düzeneyi kullandım, yaptım. Kontrollü deney yapıyorsam hiç karışmadan bırakacağım bir grubun olması gerekiyor. Ben hiç müdahale etmediğim zaman nasıl bir değişim söz konusu olacak diye baktığım bir grup olmalı. Buna kontrol grubu ismini veriyoruz. Bizim bir de birer parametresini değiştirdiğimiz deney grubu dediğimiz gruplar olacak. Deney gruplarında birer parametre değişecek ki ben parametreyi değiştirdiğim zaman ne oluyor onu gözlemleyebileyim. Bir de kontrollü deneylerde bağımsız değişkenimiz ve bağımlı değişkenimiz var. Benim değiştirdiğim parametre bağımsız değişkendir bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişken ise bağımlı değişkendir. Böyle söylediğimde tekerleme gibi olduğunu farkındayım. Örnek vereceğim. Örneğin üstünden çok güzel bir şekilde anlayacağız gençler. Şimdi bağımsız değişken kim, bağımlı değişken kim bir bakalım. Bir tane deney düzeneği hazırlanmış. Deney düzeneklerine 3 tane özdeş bitki konulmuş. Bir tanesine güneş ışığı verilmiş, bir tanesine yeşil ışık, bir tanesine de sarı ışık gönderilmiş. Bu bitkiler 3 gün boyunca belirtilen şartlarda bekletilmiş. Bak hepsine 30 santigrat derecede tutmuş. Hepsine de 100 mililitre 100 mililitre su vermiş. Yani güneş ışığı verdiğinde herhangi bir müdahale söz konusu değil. Bu benim neyimdir? Kontrol grubu dediğim gruptur. Her şeyi şuraları aynı vermişim ama şuralarda değişim yapmışım. Birine yeşil ışık, birine sarı ışık göndermişim. O zaman bunlar da benim deney grubu dediğim gruplardır. Bu deney düzeneğinde benim değiştirdiğim şey ne? Işığın rengi. O zaman bağımsız değişken burada ışığın rengi olacak gençler. Şuraya da baktığımda Birinci şekildekinin 8 santim, ikinci şekildekinin 2 santim, üçüncü şekildekinin de 4 santim uzadığı bana verilmiş. Verdiğim ışığa bağlı olarak yani bağımsız değişkene bağlı olarak bunların uzama miktarı ise bağımlı değişkendir. O zaman uzama miktarı diyecek olursam o da bağımlı değişken oluyor. Bir daha deney düzeneğinde benim değiştirdiğim şey bağımsız değişken. Benim değiştirdiğim şeye bağlı olarak değişen olay ise bağımlı değişken olacak. Kontrollü deneylerimi de yaptım. Kontrollü deneylerin sonucunda tabii ki deneylerimi analiz edeceğim. Buna bağlı da bir çıkarımda bulunacağım. Bilimsel çalışma sürecinde elde edilen verilerin yorumlanmasına çıkarım ismini veriyoruz elde edilen bulgular veya çıkarımlar kurulan hipotez ile çelişirse hipotezin tekrarda gözden geçirilmesi gerekiyorsa ne yapılması gerekiyor? Tabii ki değiştirilmesi gerekiyor. Veriler hipotezi destekliyorsa ne yapacağım? Herkese duyuracağım. Bilimsel dergiler var bilim insanlarının takip ettiği. Benim bilimsel dergilerde bunu yayınlamam gerekiyor. Şöyle şöyle bir çalışma yaptım çalışmamın sonucunda şu 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 sonuca vardım diye diğer bilim insanları da bundan haberdar olacak. Gerekirse onlar da bu bilimsel çalışmaları tekrar edecek. Diyecekler ki evet yapılan çalışma doğru. Haliyle de bu bir süre sonra neye dönüşecek? Gerçeğe dönüşecek. Bilimsel bir bilgi olarak literatüre girecek gençler. Teori ve kanunlardan bahsedelim. Bunlar birbirlerine çok karıştırılıyor. Teori neden kanun ise nasıl sorusuna cevap verir. Teori hipotezden tabii ki daha geniş, arkasında güçlü deliller bulunan kuramlardır. Kanunlar ise bir olayın belli şartları altında nasıl gerçekleştiğini açıklar. Teoriler zamanla değişebilir ama kanunlar zamanla değişmez. Mesela bizim hücre teorisi dediğimiz bir teorimiz var. Hücre teorisine göre diyoruz ki canlıların en küçük yapı birimi hücredir diyoruz. Bilmem ne mikroskobu geliştirilir, bilmem ne boyama tekniği ortaya çıkartılır. Derler ki ya canlının en küçük yapı birimi hücre değil, aslında falanca şey de var içinde. Bu da canlılık faaliyeti gösteriyor derlerse hücre teorisi zamanla değişebilir. Kanun ise zamanla değişemez. Mesela yer çekimi kanunu var. Yer çekimi kanunu olayın nasıl gerçekleşeceğini anlatıyor. Diyor ki yeryüzünde işte şu kadar kilometre yükseklikte, enlem şuyken, boylam buyken, attığın cismin ağırlığı da şuyken bu cisim yere düşer. Yani yer çekimi kanununda olaylar belli. Uzayda bıraktığın yere düşer demiyor ki diyor ki dünyada şu kadar yükseltide bıraktığın yere düşer. O yüzden kanunlar değişmez gençler teoriler ise zaman içerisinde değişebilir. Etikten de biraz bahsedelim. Dediğim gibi etik çalışmaları da tabii ki bugünkü dersimizin konusu olacak. Belirli bir çalışma faaliyetinde bulunan insanların ahlaki ilkelerine, davranış biçimlerine, görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen kurallara etik ismini veriyoruz. Etik dışı davranışlara da örnek verecek olursak diyelim ki ben bir bilimsel çalışma yapıyorum. Gittim başkalarının yöntemlerini çaldım. Verilerini görüşlerini çaldım. Yazılarını buldukları şekilleri sahipledim. Oh kaynak maynakta göstermiyorum falancadan bu bilgileri aldım demiyorum. Onlara da atıf yapmadan çalma işlemini gerçekleştiriyorsan bu tabii ki etik dışı bir davranıştır. Yürütülen Bilimsel çalışmaların bazı aşamalarında sonuçlar istediğim gibi çıkmıyor. Ben bilimsel bir çalışma yapıyorum ama yaptığım deney benim görüşümü desteklemiyor. Sonra ben bu görüşe bir şeyler karıştırıyorum. Benim istediğim gibi çıksın diye bir şeylerle uğraşıyorum. Ek bir şeyler koyuyorum veya çıkartıyorum. Taraflı davranmak tabii ki etik dışı bir davranıştır. Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek. Ya ben çalıştım, şöyle şöyle bir sonuç elde ettim. Bunları rapor ediyorum, yayınlıyorum. Etik dışıdır. Araştırma hipotezini desteklemeyen verileri değerlendirme dışında tutmak. Yani ben bilimsel bir çalışma yaptım, bir tane ilaç geliştirdim. Diyelim ki 10 kişiye verdim, 5'i öldü, 5'i yaşamaya devam etti. Ölenleri hiç söylemiyorum. Diyorum ki ben ilacı verdim, 5'i yaşamaya devam etti. 5 kişiye vermiştim zaten. Ver, verip de ölenleri söylemiyorum. Bu da etik dışı bir davranış. Araştırma sonuçlarını birden fazla yerde farklı farklı şekillerde yayınlamamda da tabii ki etik dışı bir davranıştır gençler. Hemen bir tane daha sorumuza bakıyorum. Bilimsel sürecin aşamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? Gözlem yapma aşaması bilimsel araştırmanın tabii ki nesini oluşturacaktı? İlk basamağını oluşturacaktı. Hipotez oluşturmadan önce elimizde bulunan verileri toplamamız gerekiyordu. Verilerimizi elde ettikten sonra tabii ki hipotezimizi ortaya atacaktık. Hipoteze dayalı tahminler hipotez doğrulanmadan önce yapılır. Önce hipotezimi yapacağım, sonra tahminde bulunacağım, sonra kontrollü deneyler oluşturacaktım. Baktığımız zaman hipoteze dayalı tahminler tabii ki hipotez doğrulanmadan önce yapılacak. Deney tasarımı sırasında bağımsız ve bağımlı değişkenler dikkate alınır. Bir hipotez test edildikten sonra değiştirilemez, sabit kalır. Hadi oradan. Benim test ettiğim hipotez yanlış da olabilir. Gerekirse ben hipotezimi değiştiririm veya geliştiririm bilimsel çalışmada ilerlemek için diyeyim. Ve buradan da hemen ödüllü sorumuza geçiyorum gençler sizden de bilimsel çalışmalarda etik olmayan davranışlara örnek vermenizi istiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.